Efendim herkes hoş geldi. Mozaik resmini soracağım. Ama ses gayet iyi. Resmin mozaik. Tamam, görüntü de gayet iyi. Ses de gayet iyi. Efendim tekrardan hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Ben Deniz Yeşim Yener. Ufak bir sorundan sonra sizlerle beraberiz. Beni tanıyan var mı aranızda bilemiyorum. Yani ya da işte yeni tanışacak olduğumuz var mı? Ya da takip eden, daha önceki derslerime girenler, Instagram dersine girenler var mı bilemiyorum ama inşallah bu yıl sizlerle beraber katılım sağladığınız takdirde çocuk ruh sağlığı ve erken çocukluk eğitimine girişte beraber olacağız efendim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Yeni mi tanışıyoruz Nilüfer Hocam? Yeni tanışacağız. Evet, ders kaydedileri merak etmeyin. Hidayet yürür. Evet, ders kaydedileri hiç merak etmeyin değerli öğretmenlerim. Evet, sizinle yeni tanışıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, ben Deniz Yeşim Yener. Tanışalım mı sizlerle? Tanışalım mı canlar? Tanışalım değil mi? Evet, seste ve görüntüde sıkıntı yoksa sizlerle beraber tanışalım arkadaşlar. Tanışalım canım benim Büşra alıcı. Evet Büşra'cığım, bu kalpler benden de sana gelsin, herkese gelsin. Değerli meslektaşlarım, ben Deniz Yeşim Yener. Okul öncesi alan bilgisi ve eğitim bilimleri öğretmeniyim. Yıllardır bu işin içerisindeyim arkadaşlar. Alan çıktığından beri de birçok ders anlatmaktayım. Kendime ait denemeler, kitaplar, konu anlatımları var. Sosyal medya Yener Yeşim 33'ten, tekrar ediyorum, Yener Yeşim 33'ten bana, ben Deniz'e ulaşabilirsiniz değerli meslektaşlarım. Benimle bu yıl erken çocukluk eğitimine giriş, yani okul öncesi eğitime giriş ve çocuk ruh sağlığıyla beraber olacağız. Siz de takdir edersiniz ki çocuk ruh sağlığı alanda soru getiren ilk 3-4 dersten bir tanesi. Zannedersem işte o 15 soruluk o alan kısmı dediğiniz görsel sanatlar, matematik, işte beden eğitimi, o dediğimiz o alan kısmının dışında canlar, çocuk ruh sağlığı, özel öğretim yöntemleri ve erken çocukluk eğitimin dışında en çok soru getiren derslerden bir tanesi. 5 soru gelmekte, 5 ya da 6 soru gelmekte. Daha önce KPSS'ye girenler var mı? Alanla ilgili sıkıntısı olan, ya Yeşim Hocam bu alanın da Allah belası, Allah belasını biz nefret ediyoruz falan filan. İşte hocam ben alandan atanamadım. Alanla ilgili problemlerim var. Bunu nasıl çözebiliriz? Ne yapabiliriz diyenler var mı değerli meslektaşlarım? Altı öğretmenim çiçeği burnunda bir öğretmenmiş. Hocam diyor ben ilk defa hazırlanacağım diyor. İnşallah ilk ve son olur değerli arkadaşlar. İlk defa hazırlanacaklar için inşallah ilk ve son olur değerli meslektaşlarım. Evet yeni mezunum diyor. İlk defa hazırlanıyorsunuz. Canlarım benim ya. Bak çiçeği burnunda bunlar ya. Bunlar çiçeği burnunda. İlk değil ama son olsun. Kız öyle bir şarkı vardı Nilüfer değil mi? İlk değil ama son olsun. Hangi kim söylüyordu? Bak aklım oraya takıldı. Ay bebek varmış. Bebek. Evet Mihriban hocam Şubat'ta mezun. Esma hocam 5 yıl. Ah be canım hocam. 6. yılın olmasın ya. 5 yıldır hocam, 5 yıldır. Aa Cem Karaca, Ayşe süpersin. Evet, bu son olsun. Kesinlikle öyle. O zaman ben Deniz Yeşim Yener'den sizlere Cem Karaca, bu son olsun şarkısı gelsin değerli meslektaşlarım. Aynen öyle. İnşallah, inşallah bu sene, o sene. İnşallah diyoruz değil mi? Bu sene, o sene. Evet, canlar sınav takvimi belli oldu. Millet Şubat atama beklerken yeni sınav takvimini açıkladı. ÖSYM ne kadar hızlı bu konuda? 6 Ağustos'ta, eğer yanlış hatırlamıyor isem arkadaşlar, 6 Ağustos'ta alan sınavına gireceksiniz. İnşallah bu son olacak. Okul öncesi alımları hakkında ne düşünüyorum canlar? Dediğim gibi Instagram adresim Yener Yeşim 33. Orada da bununla ilgili açıklamalarım var canlar. Şöyle söyleyeyim. Evet okul öncesine geçen yıl verilen sayı bizi biraz ne yaptı? Sevindirdi. Aslında bir parmak bal çaldı. Bir parmak bal çaldı.
Tamam, bal verdiler ağzımıza. Bu yıl ne olur Yeşim Hocam? Bununla ilgili binlerce mesaj almaktayım canlar. Bu yıl ne olur? Bu yıl şöyle söyleyeyim canlarım benim. Okul öncesinde 5 yaş zorunluluk durumu var. Siz de biliyorsunuz. 5 yaş zorunluluk durumu bizim alımları bayağı olumlu etkileyecektir. Artı bir seçim yılı, geçen yılda işte bir seçim yılı bayağı olumlu etkileyecektir. Ama sizler 2023 yılına gireceksiniz. 2023 yılındaki sınavda da okul öncesinin zorunluluğundan kaynaklı bu tarzda alımlar devam edecektir. Sizler hiç canınızı sıkmayın. 3600 ek gösterge zaten okul öncesinde. Bakın bir haber okudum. Daha doğrusu araştırdım arkadaşlar. O araştırmam neticesinde de okul öncesinde 3600 ek göstergede birçok emekli olan biliyorsunuz birçok emekli olacak hocalarımız var. Okul öncesinde inşallah biz böyle ne diyoruz? Emekli olun, işte gençlere yol açın. İşte değil mi yani? Bırakın böyle biraz gençler atansın değil mi? Siz artık yoruldunuz. Meydanı bizlere bırakın diyoruz. Ne yapacağız canlar? Okul öncesi bence bana göre ki hiçbir zaman Rabbime bir şükür yanılmadım. Okul öncesi istediğimiz şekilde çok bomba alımları yapmaya devam edecektir canlar. Evet, bana soracağınız soru yoksa çocuk ruh sağlığı ile ilgili olarak sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Ufak bir tanıtım dersi yapacağız sizlerle beraber. Var mı bana soracağınız soru arkadaşlar? Elif öğretmenim sen de çok tatlısın. Canım öğretmenim çok teşekkür ediyorum. Sana buradan kalp yapıyorum. Evet, bana soracağınız soru var mı canlar? Ben ne diyorum her zaman? Enerji çok önemli. Sinerji çok önemli. Evrene böyle olumlu mesajlar vereceğiz. Tamam mı? Her şey güzel olacak. Hocam psikolog muydunuz? Hani öğretmenim şöyle söyleyeyim. Psikolog değilim ama psikolog kadar bir geçmişim var. Yani insanların işte o ruh sağlıkları açısından böyle insanların atama sıkıntıları açısından yıllardır böyle düzin avla gibi insanlara yol göstermişim ve birçok insanın atanmasına vesile olmuş bir öğretmenim. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Benimle beraber çocukluğu 5 soru ya da 6 soru Hatice öğretmenim. 5 ya da 6 soru. Çocuk ruh sağlığı ve erken çocukluk eğitimine girişte benimle beraber olacaksınız. Diğer derslerde de Soner Hocam, Şule Hocam, Kaan Hocam, Mehmet Nurullah Gök Hocam ve Servet Hocam'la beraber olmaya devam edeceksiniz canlar. Ben Deniz Yeşim Yener sizlerle beraber çocuk ruh sağlığına giriş yapıyorum. Bana soracağınız soru yok değil mi canlar? Bana soracağınız soru yoksa psikoloji çıktı. Psikoloji çıktı ama ben sizlere psikolojiyle ilgili de bilgiler vereceğim. Tamam mı? Anlaştık mı canlar? Şimdi hadi gelin biraz böyle çocuk ruh sağlığına ufaktan giriş yapalım canlar. Evet, haydi bakalım canlar. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi ruh sağlığı deyince benim aklıma ne geliyor? Şimdi bir düşünelim. Şimdi insanlar ruh sağlığı deyince, şimdi artık böyle günümüz Türkiye'sinde çocuk ruh sağlığı deyince, işte çocuğu geç böyle ruh sağlığı deyince, ay hocam ne diyorsun ya? Ay hocam boğulduk, bunaldık, her şey çok sıkıntı, zam zam zam, canımız çok sıkılıyor, işte intihar edeceğim tarzında böyle çok yorum alıyorum ama bizler ne yapacağız? Bakın her zaman diyorum. Evet, dersimiz her zaman olacak. Her hafta dersimiz olacak. Her hafta dersimiz olacak Şerif öğretmenim. Bizler ne yapacağız canlar? Ruh sağlığımızı elimizden geldiğince maksimum seviyede tutmaya ne yapacağız? Özen göstereceğiz canlar. Şimdi ruh sağlığı deyince canlar aslında sadece fiziki olarak değil. Hem işte ruhsal olarak hem de fiziki yani bedenen insanın yaşamdaki stres verici olaylarla ki ne kadar mümkün yaşamdaki stres verici olaylarla baş edebilmesi, verimli çalışabilmesi ve içinde yaşadığı topluma katkı sağlayabilmesini içeren bir iyi olma hali. O zaman burada genel bir değerlendirme yapalım isterseniz canlar. Şöyle söyleyeyim size. Ruh sağlığı değerli meslektaşlarım, bir insanın sadece fiziki olarak iyi durumda olması değil. Ruh sağlığı dediğimiz şey insanın fiziki olarak iyi olmasının dışında
ruhsal olarak da, yani bizim o dediğimiz iç dünya var ya, iç dünya olarak da, duygular olarak da iyi olma hali diyeceğiz değerli meslektaşlarım. Şimdi canlar, ÖSYM'nin bir sorusu vardı. Zaten ben çocuk ruh sağlığını anlatırken şunu söylemiştim değerli meslektaşlarım. Demiştim ki arkadaşlar, psikopatoloji gelecek. Psikopatoloji gelecek demiştim ve Rabbim beni yanıltmadı. Aynen, ÖSYM bize şöyle sordu çocuk ruh sağlığında. İşte normal dışı davranışlar, düşünceler ve duyguların oluşum sürecine ne denir demişti? Psikopatoloji değerli meslektaşlarım. Yani bir insan normal dışı bir davranış gösteriyorsa, yani rutinin dışında bir davranış gösteriyorsa, rutinin dışında bir düşünce durumu halindeyse ve rutinin dışında bir duygu geliştiriyorsa, ben buna ne diyorum canlar? Psikopatoloji diyorum canlar. Psikopatoloji diyorum. Evet, bunu lütfen unutmayalım. Önemlidir değerli meslektaşlarım. Peki ÖSYM kendini yeniler mi? Yani Yeşim Hocam sorduğu soruyu ÖSYM baştan sorar mı? Arkadaşlar, ÖSYM kendini tekrar eden bir kurumdur. Şöyle söyleyeyim. Şimdi eğitim bilimlerinde biliyorsunuz ki ben eğitim bilimlerini anlatan bir öğretmenim. Eğitim bilimlerinde çok iyi biliyorsunuz ki 2016, 2017, 2018 işte çıkmış soruları eğer çözdüyseniz hepsinin birbirine çok benzer şekilde çıktığını göreceksiniz canlar. Yani hepsi birbirine çok benzer şekilde çıkıyor. Ya Yeşim Hocam, işte mesela bana Montessori sordu 2016 yılında. 2017 yılında Montessori sorusu gelir mi? Arkadaşlar, neden gelmesin? ÖSYM mesela son zamanlarda Pestalozzi'ye takmış durumda. Erken çocukluktan bahsediyorum. Çocuk ruh sağlığında da çok kalıplaşmış şeyler var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum mesela işte o enereziz dediğimiz işte çocuğun izgarını altına kaçırması. Onun dışında otizm, aynen öyle Zeynep öğretmenim, ÖSYM'nin taktığı konulardan bir tanesi. Onun dışında işte ÖSYM, hocam ya çocuk ruh sağlığında işte bilim insanları gelir mi? Arkadaşlar, çocuk ruh sağlığında tabii ki bilim insanlarından da bahsedeceğiz. Bizler her şeyi ele alacağız. Detaylarıyla beraber vereceğim ki bu dersten sonra kaçırmayın. Bakın canlar, eğer beni derse dikkatli dinlerseniz, gerçekten hani sizler de üstüne soru çözerseniz, ki soru çözümlerimiz de olacak. Hem anlatacağım, hem çıkmış soruları beraber çözeceğiz, hem benim kendime ayrı sorularım var. Onları size hediye vereceğim. Burada da beraber çözeceğiz arkadaşlar. Birçok soru çözeceğiz, konu pekiştirmesi yapacağız. Bence çocuk ruh sağlığından bir tane soru bile kaçırmayacaksınız canlar. Geçen yıl 2022 sınavında arkadaşlar, alan sınavı, çocuk ruh sağlığı, kendi dersimle ilgili konuşuyorum. Alan sınavında canlar, şöyle söyleyeyim, anlattığımın hepsi çıktı. Bakın hani rahat olabilirsiniz bu noktada. Anlattığımın hepsi çıktı ve bütün arkadaşlarım takır 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 çocuk ruh sağlığını, hatta 3 dakikada, ya Yeşim Hocam 3 dakikamı almadı çocuk ruh sağlığı sorularını çözmek. O da hani şöyle, acaba ben mi yanlış yaptım, acaba böyle kolay geliyor bu tarzında böyle hep baktılar. Gerçekten canlar, benim dersimi dikkatli dinleyen birçok arkadaşım çocuk ruh sağlığında hiçbir şekilde problem ne yapmadı? Yaşamadı canlar. Sizler de problem yaşamayacaksınız. Şimdi gelin psikiyatriye bakalım değerli meslektaşlarım. Psikiyatri deyince şimdi toplumda genel bir yanılgı var arkadaşlar. Psikoloji, yani bir insanın psikolog olmasıyla psikiyatri olması arasında farklar var. Psikiyatri davranış bozukluklarını teşhis ve tedavi eden birimdir değerli meslektaşlarım. Peki Yeşim Hocam, bu psikiyatri, yani doktoru bu davranış bozukluğunu nasıl tedavi ediyor? Arkadaşlar, size psikolog ve psikiyatri arasındaki en temel farkı söyleyeyim. Sizler psikoloğa gittiğinizde psikolog sizi dinler, işte rüya analizleri yapar. Onun dışında serbest çağrışım dediğimiz, işte gözlerini kapat, bize çocukluğundan bahset. Genel bir durum vardır ya, bize çocukluğundan bahsetler ve sizler böyle çocukluğunuzdan bahsedersiniz ya da kendinizi anlatırsınız. Ve psikolog sizi
sizinle bu anlamda bir iyileştirme sürecine girer ama psikoloğun size ilaç verme, bakın dikkat, çok 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 dikkat diyorum. Psikoloğun size ilaç verme durumu asla ve asla söz konusu değildir. Hani bu antidepresanlar dediğimiz çok da önermiyoruz. Rabbim inşallah, inşallah size antidepresan kullanmak zorunda bırakmaz canlar. Psikologlar size asla ilaç tedavisi yapamazlar ve ilaç tedavisi veremezler. Ama psikiyatriler değerli meslektaşlarım, sizlere ilaç tedavisi uygularlar. İstedikleri zaman sizlere ilaç tedavisi uygularlar. Antidepresanlar verirler canlar. Rabbim dediğim gibi inşallah sizlerin bu konuda sıkıntısı yoktur. Sıkıntısı olanları da en kısa sürede iyileşmelerini talep ediyoruz. Yani psikiyatriler daha ağır vakalarla ilgilenirler değerli meslektaşlarım. Psikolog ve psikiyatri aynı şey değildir canlar. Anlaştık mı? Psikologla psikiyatri aynı şey değildir. Şimdi değerli meslektaşlarım, gelelim biraz bilim insanlarından konuşalım. Şimdiye kadar arkadaşlar çocukluk sağlığında tarihçeyle ilgili olarak soru çıkma ama bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor canlar. Ben özellikle ÖSYM'nin bilim insanlarına değer verdiğini biliyorum ve araştırıyorum. Bunu özellikle okul öncesi eğitime girişte yapıyor ama çocuk ruh sağlığında yapmayacağı anlamına gelmiyor değerli meslektaşlarım. Anlaştık mı? Çocuk ruh sağlığında özellikle hipokurat canlar. Bakın Yeşim Hoca dedi dersiniz. Özellikle hipokurattan soru beklemekteyim değerli meslektaşlarım. Zaten soru bankama da Hipokrat'ı eklemiştim. Hipokrat ve Senimhal dediğimiz çocuk psikolojisinin babası olarak değerlendirilen iki bilim insanından bu yıl çocuk ruh sağlığında soru beklemekteyim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Hipokrat ve Senimhal dediğimiz iki bilim insanından, iki önemli bilim insanından soru beklemekteyim. Canlar Hipokrat nasıl bir bilim insanı? Değerli meslektaşlarım, Hipokrat bize diyor ki, ruhsal bozukluklar Tanrı tarafından verilmiş cezalar değildir. Ruhsal bozuklukların doğal nedenleri vardır diyor. Yani bize kısaca Hipokrat şunu söylüyor. Ruhsal hastalıkların nedeni psikolojik değil, biyolojiktir arkadaşlar. Çok 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 önemli bir görüş. Ruhsal hastalıkların nedeni psikolojik değil, biyolojiktir değerli meslektaşlarım. Buna da ne diyor arkadaşlar? Somatogenez diyor. Tekrar ediyorum. Buna ne diyor? Somatogenez. Canlar bu alan sınavında bir gün çıkacak ve o yıl bu yıl diyorum değerli meslektaşlarım. O yıl bu yıl diyorum. Hipokrat'tan soru beklemekteyim. Kulaklarımı çınlatırsınız çıktığında canlar. Anlaştık mı? Ve soru aynen şöyle gelecek. Somatogenez hipotezinde ruhsal hastalıkların nedenini psikolojik olarak değil, biyolojik olarak dile getiren kişi kimdir? Şıklarda Hipokrat olacak ve sizlerin bunu cevaplaması bir saniyenizi bile almayacak değerli meslektaşlarım. Freud'u, Hatice öğretmenim, Freud'u bu anlamda nasıl değerlendiriyorum? Freud hakkında konuşulacak çok şey var. Ben Sigmund Freud hayranıyım ve gerçekten ruh sağlığı konusunda çalışmaları çok ciddi derecede olan bir bilim insanı. Ama Freud'un bu anlamdaki görüşlerini eğer sizlerle paylaşırsam arkadaşlar dersimiz ilerler, ilerler, ilerler ve ne yaparız? Bunu bir ara sizinle konuşalım, tamam mı? Hatice öğretmenim, bunu bir ara sizinle konuşalım. Anlaştık mı Hatice öğretmenim? Çünkü Freud öyle 5 dakikaya sığacak bir bilim insanı değildir. Arkadaşlar, Doktor Pinel var. Doktor Pinel var. Doktor Pinel ruh sağlığı hastalıkları için bir hastane önerisi getiren ilk kişi. Şöyle düşünelim, şöyle düşünelim. Doktor Pinel, hocam ya Doktor Pinel önemli mi? Arkadaşlar bakın şöyle söylüyorum. Şimdiye kadar çocuk ruh sağlığından
Belirli başlı bilim insanı çıkmadı. Ama bu asla ve asla çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Kulaklarınızı sınavda çınlatırım değerli meslektaşlarım. Doktor Phil'da ruh sağlığı hastalıkları için bir hastane önerisi getirmiştir canlar. Şimdi gelelim benim adamıma. İşte bakın, bu ismi tekrar ederken o kadar böyle mutlu bir şekilde tekrar ediyorum ki, çocuk psikolojisinin babası olarak kabul edilen bilim insanı kimdir? Stanley Hall. Stanley Hall. Canlar tekrar ediyorum. Çocuk psikolojisinin babası olarak kabul edilen kişi kimdir? Stanley Hall canlar. ÖSYM'nin size bunu sorması an meselesi değerli meslektaşlarım. Tamam mı? Ayrıca çocuk psikolojisi anlamında ilk laboratuvar incelemesini yapmıştır. Bakın, çocuk psikolojisi anlamında ilk laboratuvar incelemesi yapmıştır değerli meslektaşlarım. Şimdi yine ÖSYM'nin çok sevdiği bilim insanlarından bir tanesine geldik canlar. Özellikle Jean-Jacques Rousseau. Arkadaşlar bakın, Jean-Jacques Rousseau sınavda çıkacak. Arkadaşlar, Jean-Jacques Rousseau sınavda çıkacak dedim ve çağırdım. Jean-Jacques Rousseau'yu sınava ne yaptım? Çağırdım canlar. Jean-Jacques Rousseau'nun hatta Emilia adlı kitabında geçen bir sözü vardı ve aynen şu şekilde soru çıktı. Soru aynen şöyleydi arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Jean-Jacques Rousseau'yu hatırlayan var mı arkadaşlar? Sınavda çıktığını hatırlayan var mı aramızda? Jean-Jacques Rousseau'nun sınavda çıktığını hatırlayan var mı aramızda arkadaşlar? Hatırlayan yok mu? Jean-Jacques Rousseau'nun sınavda çıktığını hatırlayan yok mu aramızda? Evet, soru aynen şöyleydi canlar. Soru aynen şöyleydi. Dedi ki çocukların neyi öğrenebileceği ve neleri öğrenmesi gerektiği önemlidir dedi. Ve bu sözü söyleyen bilim insanı kimdir dedi. Cevabımız Jean-Jacques Rousseau olacak değerli meslektaşlarım. Ve Jean-Jacques Rousseau'nun çocuk ruh sağlığı ile ilgili olarak sizlere söyleyebileceğim şöyle bir durumu var. Aslında çocukların özünde iyi bir varlık olduğunu söylüyor. Değerli meslektaşlarım, Jean-Jacques Rousseau hem naturalist, yani hem doğal, hem de humanist bir bilim insanı. Yani insanların iyi olduğunu bizlere söyleyen humanist bir bilim insanı. İnsancıl diyoruz canlar buna. İnsancıl, insanların özünde çok iyi olduğunu söyleyen humanist bir bilim insanı. Hatta size bu konuyla ilgili olarak Jean-Jacques Rousseau'nun bir sözünü paylaşayım canlar. Jean-Jacques Rousseau der ki, bakın cümlenin klaslığına bakın. Jean-Jacques Rousseau der ki bize, insanlar evet iyidir ama, insanlar iyidir ama, insanları kötü yapan, onların bitip tükenmek bilmeyen istek ve arzularıdır. Evet, insanları iyi yapan, onların bitip tükenmek bilmeyen istek ve arzularıdır. Katılıyor musunuz canlar Jean-Jacques Rousseau'ya bu anlamda? Katılıyor musunuz? Evet, katılıyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle. Bu anlamda Jean-Jacques Rousseau'ya katılıyoruz. Şimdi değerli meslektaşlarım, ülkemizde çocuk ruh sağlığının belirli başlı öncüleri var. Atalay Yörükoğlu ve Mualla Öztürk çocuk ruh sağlığının Türkiye'deki iki öncüsüdür. Atalay Yörükoğlu ve Mualla Öztürk değerli meslektaşlarım. Anlaştık mı? Şimdi efendim, çocuk ruh sağlığında belirli başlı kuramlar var. Belirli başlı kişilik özellikleri var. Canlarım benim. İşte o kuramları sizlerle beraber tek tek inceleyeceğiz, işleyeceğiz canlar. Dersimize katılım gösterdiğiniz süre içerisinde benden öğreneceğiniz çok 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 şey var. Ve bir tane bile soru kaçırmayacağınıza bendeniz yılların artık böyle ders anlatıcısı olarak garanti verebilirim. Ama sadece düzenli olarak derslere gireceksiniz, düzenli olarak beni dinleyeceksiniz ve ne yapacağız canlar? İnşallah Rabbim izin verirse alan sınavında gerekli başarıyı elde edip ne yapacağız? İstediğimiz yerlere atanacağız.
Evet, siz diğer slayta dönebilir misiniz? Bana sorabilirsin öğretmenim. Bana sorabilirsin Yağmur öğretmenim. Bana sorabilirsin, tamam mı bir tanem? Bana sorabilirsin. Evet. Bana soru sor, ben cevap vereyim sana, tamam mı bir tanem? Bana soru sor, ben sana cevap vereyim. Evet, bu bir tanıtım dersi çünkü değerli öğretmenim. Atalay Yörükoğlu ve Mualla Öztürk. Atalay Yörükoğlu ve Mualla Öztürk değerli meslektaşlarım, çocuk ruh sağlığında belirli başlı Türkiye'deki öncüleri. Arkadaşlar bakın sizlere ben tek tek burada şeyi gösteriyorum. Psikobiyolojik yaklaşım var. Psikobiyolojik yaklaşım var. İşte biraz önce size söylediğim o beş faktör yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Onları da sizlere anlatacağım derste değerli meslektaşlarım. Bakın psikoanalitik kuram var. Davranışçı kuram var canlar. Psikoanalitik kuram, davranışçı kuram. Bunların hepsini ne yapacağız sizlerle beraber canlar? Hepsine tek 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 bakacağız. Tek tek bakacağız. Bakın insancıl varoluşçu kuram, sistem kuramı var canlar. Sosyokültürel kuram olacak. Bakın sosyokültürel kuram. Bakın hep kuramları tek tek beraber sizlerle ne yapacağız canlar? Beraber inceleyeceğiz. Şimdi değerli meslektaşlarım ben bir şundan bahsetmek istiyorum. Çocuk ruh sağlığında, çocuk ruh sağlığında çok 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 önemli belirli başlı konular vardır arkadaşlar. Tamam mı? Tabii ki bütün konular önemlidir ama çok önemli belirli başlı neler var arkadaşlar? Konular var. Özellikle tuvalet eğitimi canlar. ÖSYM'nin çok sevdiği bir yerdeyiz şu anda. ÖSYM bize enürezisi sordu canlar. Enürezisi sordu. Ve soru aynen şöyleydi arkadaşlar. İşte çocuğun belirli başlı nedenlerde işte kalıtım olabilir ya da psikolojik bir neden olabilir canlar. Çocuğun belirli başlı nedenlerde işte idrarını kaçırmasına verilen ad canlar ne verilen ada ne diyoruz? Enürezis diyoruz arkadaşlar. Enürezis diyoruz. Enürezis ÖSYM tarafından bizlere ne olmuştu canlar? Sorulmuştu enürezis. Bunu unutmayalım. Yeşim hocam enkroprezis gelir mi? Canlar ben şöyle söylüyorum size. Enkroprezis de çocuğun diş kısmını kaçırması ile alakalı bir durumdur. Enkroprezis ve enürezis ÖSYM'nin çok 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 sevdiği konulardır arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Hem enürezis hem enkroprezis ÖSYM'nin çok sevdiği iki tane konudur. Hatta ÖSYM bunu birinci il enürezis, ikinci il enürezis şeklinde ne yapıyor? Ayırıyor arkadaşlar. Birinci il enürezis idrar kaçırma problemidir arkadaşlar. Birinci il enürezis her gün idrar kaçırma problemidir. Yani peki Yeşim Hocam bu idrar kaçırma problemi fiziksel midir? Bunun psikolojik bir nedeni var mıdır? Arkadaşlar hem fiziksel yani kalıtımla alakalı bir durum olabilir ya da işte mesela canlar çocuğun işte vücudunda bedeninde bir problem olabilir, bir hastalık olabilir, fiziksel nedenle olabilir. Onun dışında psikolojik nedenle olanlar da var tabii ki. Mesela kardeş kıskançlığı diyebilir miyiz buna? Evet, kardeş kıskançlığı diyebiliriz. Mesela buna işte korku diyebilir miyiz arkadaşlar psikolojik olarak? Korku diyebiliriz değil mi? İşte duygusal yoksunluk, sevgi eksikliği, güven eksikliği, birinci enürezis de psikolojik nedenlerden sadece birkaç arkadaşlar. Tabii ki birden fazla psikolojik neden. Tabii ki Hatice öğretmenim. Akran zorbalığı olabilir değil mi? Birden fazla psikolojik neden olabilir. Peki Yeşim Hocam, tamam hadi birinci enürezis dediğimizde ikinci enürezis nedir? Değerli meslektaşlarım, ikinci enürezis de çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? İşte doktora götürülüyor, tamam mı? Doktora götürülüyor. İşte belirli bir süre işte böyle hani idrarını tutuyor falan. Sonra tekrardan idrarını tutmakta problem yaşıyor. O zaman burada bir Hatice öğretmenin burada bir şey yok mu? Burada bir tekrar yok mu? Burada bir tekrar yok mu? Evet, burada bir tekrar var değil mi? O zaman eğer aynen öyle Elif öğretmenim. Kontrol altına alındıktan sonra tekrar kaçırma. Kontrol altına alındıktan sonra bakın burada bir tekrarlama var.
Ya ben çocuğumu doktora götürüyorum. Gerekli kontroller sağlanıyor ama çocuk tekrar idrarını tutmakta ne yapıyor? Problem yaşıyor değerli meslektaşlarım. O yüzden buna da ben ne diyorum? İkincil enuresis diyorum. Ne diyorum canlar? İkincil enuresis diyorum. Evet, enkopresis de canlar çocuğun dışkısını tutmakta zorlanmasıdır. Tekrar ediyorum. Çocuğun dışkısını tutmakta zorlanmasına da ben ne diyorum değerli meslektaşlarım? Enteropresis diyorum arkadaşlar. ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan bir tanesidir. Değerli meslektaşlarım, bir çocuk tuvalet eğitiminde 12-20 ay arası, tamam mı canlar? Yani bu neye tekabül ediyor? 1-1,5 yaş arasında hani o küçük kas, işte gerekli kas becerileri var ya, tuvalette işte çocuğun mesela klozete oturabilmesi, işte kendi kendine tuvaletini yapabilmesi, çocuk ruh sağlığı Cemile öğretmenim, çocuk ruh sağlığı, kendi kendine tuvaletini yapabilmesi için gerekli kas becerileri lazım değil mi? Bakın mesela size şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Bir çocuğun kalem tutabilmesi için gerekli işte küçük kaslarının ne yapması gerekiyor? Küçük el kaslarının olgunlaşması gerekiyor. Bir çocuğun eğer küçük kas becerisi elde, yani bir çocuk eğer küçük kas becerisini sağlayamaması ya da gerçekten işte çocuğun küçük kas becerisinde problemleri varsa sizce kendi ayakkabı bağcıklarını bağlayabilir mi? Ya da işte mesela bir kalemi tutabilir mi canlar? Kesinlikle tutamaz. Aynen öyle. Büzgeç kasları. Mesela bir çocuk klozete oturacak. Sizce o çocuğun gerekli kas becerilerini bizler işte çocuğumuzda bakıyorsak, gerçekten o gerekli kas becerilerini çocuğumuz sağlayamadıysa, sizce olgunlaşma gerçekleşmediyse, bakın bunun adı üstünde olgunlaşma, olgunlaşma gerçekleşmediyse çocuk kendi kendine bunu yapabilir mi? Hayır canlar. Demek ki bunun için olgunlaşma gereklidir. 12-20 ay arasında çocuk gerekli olgunluğa ne yapacaktır? Ulaşacaktır. Peki Yeşim Hocam, ben çocuğuma ideal tuvalet eğitimini hangi aylarda verebilirim? Hangi yaşta verebilirim? 2 yaşında başlıyoruz canlar. 2 yaşında başlıyoruz dedik. İdeal tuvalet eğitimine 2 yaşında başlamaktayız değerli meslektaşlarım. Bakın bu kritik dönemdir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Eğer 2 yaşında başlamazsak ve gerçekten bu tuvalet eğitiminde problem yaşarlarsa çocuklar, gerekli dönemlerde çocukların bu anlamda problem yaşaması kaçınılmaz olacaktır değerli meslektaşlarım. Evet, bununla ilgili bana soracağınız herhangi bir soru var mı? Bununla ilgili bana soracağınız herhangi bir soru var mı arkadaşlar? Herhangi bir soru var mı? Canlar siz de, evet, herhangi bir soru yok zannedersem. Var mı canlar? Anladık değil mi? Anladık değil mi? Sıkıntısı olan var mı şu ana kadar? Anladık. Tuvalet eğitimiyle ilgili sıkıntı yok. Okey, güzel. Güzel canlar. Evet, gayet güzel değil mi? Evet, bakın çocuk ruh sağlığı gerçekten çok eğlenceli bir dersi arkadaşlar. Sizle beraber inşallah bütün yıl beraber olacağız ve çocuk ruh sağlığı ile ilgili olarak sizlere o kadar bilgi vereceğim ki diyeceksiniz ki ya Yeşim Hocam bu da mı bu da mı? Arkadaşlar çocuk ruh sağlığından hiç sıkılmayın. Son derece eğlenceli, son derece böyle zevkle dinleyeceğiniz bir ders. Anlatabiliyor muyum? Son derece eğlenceli, son derece zevkle dinleyeceğiniz ve sınavda gerçekten bomba gibi yapacağınız bir ders olacak değerli meslektaşlarım. Lütfen bu konuda kesinlikle ve kesinlikle canınızı sıkmayın canlar. Şimdi belirli başlı korkular var arkadaşlar. Ama ben sizlere parmak emmeyi biraz ifade etmek istiyorum. Yani bir çocuk neden parmağını emer? Aramızda değerli meslektaşlarım, aramızda evli olan çocuğunu işte belirli bir yaştan sonra, işte mesela 4 yaşından sonra hala parmağını emen var mı? İşte hala işte belirli bir yaştan sonra parmağını emen var mı arkadaşlar? Parmağını emen çocuk var mı? Belirli işte 4 yaşından sonra 3,5 yaşında emiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Yağmur öğretmenim. Normalde parmak emme 3-4 yaşına kadar normal sayılabilir. Tamam mı? 3-4 yaşına kadar. Yani şu anda tam bir kritik dönem diyelim Yağmur öğretmenim.
3-4 yaşına kadar normal sayılabilir ama 4-5 yaşında kaybolmaz ise bu bir problem belirtisidir. 4-5 yaşında kaybolmazsa bu bir problem belirtisidir. İnşallah Yağmur öğretmenim bir problem belirtisi olarak karşımıza çıkmaz. 4 yaşta da mı emiyor? Evet, 4 yaşta. 4 yaşta. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bunun birçok nedeni var. Yani aslında bir çocuk neden parmağını emer? Dikkat çekme. Bakın, dikkat çekme. Evet, güvensiz bağlanma da olabilir. Tabii ki Hatice öğretmeni, psikolojik olarak güvensiz bağlanma olabilir değerli meslektaşım. Evet, bu anlamda da çocuk. Mesela çocuğun ihtiyaçları karşılanmıyordur. İşte mesela çocuk kıskançlık yapıyordur. Bir ev onu bırakınca başladı. Onu şöyle bir gözlemleyelim. Şöyle bir gözlemleyelim. Yani bir 4-5 yaşına kadar onu bir gözlemleyelim. Bakalım devam ediyor mu? Ama devam ediyorsa bir psikologla görüşmenizi tavsiye ediyorum. Tamam mı? Bir psikologla görüşmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi canlar, çocuk yetersizlik duygusu yaşıyordur. İşte çocuk kıskançtır değerli meslektaşım. Onun dışında işte çocuğun ihtiyaçları gerektiği gibi karşılanmıyordur. Çocuk işte sosyal olarak ebeveynlerinden bir ilgi bekliyordu, değil mi? Canlar, parmak emme eğer devam ediyorsa çocuğun uyku ortamını değiştirmeliyiz. Tamam mı? Ya da böyle hani ödüllendirmeler yapabiliriz. Bakın, çocuğun uyku ortamını değiştirmek ve küçük ödüllendirmeler yapmak parmak emmenin kaybolmasında bizlerin karşısına çıkacaktır. Ve gerçekten parmak emme de bizler için olumlu bir şekilde ne olacaktır? Seyrelecektir canlar. Dediğim gibi çocuğun uyku ortamını ne yapalım canlar? Değiştirelim. Anlaştık mı? Çocuğun uyku ortamını her şekilde değiştirmemiz gerekiyor değerli meslektaşlarım. Tabii ki nedenini saptamak da çok 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 önemlidir. Bakın, parmak emmeden bahsettim ama tırnak yemeğiyle ilgili de sizlerle konuşmak istiyorum değerli meslektaşlarım. Şimdi tırnak yemek, hatta bu yetişkinlerde de çok görülüyor, değil mi? Benim mesela çevremde böyle işte böyle tırnağını yiyen yetişkinler falan çok. Sizlerin çevresinde var mı bilmiyorum ama şu anda çocuklardan bahsediyoruz. Yetişkinlerde de çok sıklıkla karşımıza çıkabiliyor canlar. Uyum ve bir davranış bozukluğudur tırnak yeme arkadaşlar. Ben sizlere zaten bakın başlık başlık şunu vereceğim. İşte davranış bozuklukları, duygusal bozukluklar, İşte mesela otizmden kaynaklanan bozukluklar, işte mesela Asperger sendromundaki işte belirtiler, dizin takviş bozukluktaki işte nasıl bunlar önlenebilir? Bunların hepsini sizlerle konuşuyor olacağız değerli meslektaşlarım. Tırnak yeme çocuğun ruhsal ve kişisel durumu hakkında tabii ki bilgi verir. Canlar, gerginlik belirtisidir aslında. Tırnak yeme bir çocukta gerginlik belirtisidir. En büyük nedeni canlar tırnak yemenin gerginliktir. Bunu lütfen unutmayın değerli meslektaşlarım. Anlaştık mı? Gerginlik belirtisidir. Evet benim canlarım. Sizlerle beraber şöyle belirli başlık konulara baktık. Hani işte özellikle ben tuvalet eğitimi 4 yaş aynen şey gibi biraz önce size anlattığım parmak emme gibi 4-5 yaşlarda devam ediyorsa bu bir problem olarak karşımıza çıkacaktır Zeynep öğretmenim. Evet benim canlarım, sizlerle beraber belirli başlıklara baktık, biraz konuştuk. Dediğim gibi canlar, ben Yeşim Yener. Çocuk ruh sağlığında ve erken çocukluk eğitimine girişte sizlerle beraber olacağız. Yani şöyle söyleyeyim Esma öğretmenim. Tek düzende bizlere ulaşabilirsiniz canlar. Oradan da benim dersime tekabül edebilirsiniz. Benim dersime katılım sağlayabilirsiniz ve diğer hocalarım dersine katılım sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, bana soracağınız herhangi bir soru var mı? Kafanıza takılan herhangi bir şey var mı canlarım? Sıkıntı var mı? Anlaştık mı?
Ben çok teşekkür ediyorum Canlar. Bu bir tanıtım dersiydi. Bu bir tanıtım dersiydi. Sizlerle çocuk ruh sağlığı ile ilgili olarak konuştuk. Bir hocamızın bir sorusu vardı. Bir hocamızın bir sorusu vardı zannedersem. Kaçırdım o soruyu. Tekrar sorabilir misiniz? Zannedersem enürezisle ilgili olarak. Enürezisle ilgili olarak bir sorusu vardı. Dersler ne zaman başlayacak? Nilüfer Oris, benim derslerimiz başladı. Derslerimiz başladı. Erken çocuklukta ben geçen hafta, yok geçen hafta değil, bu hafta çarşamba. Günleri bile unuttum canlar ya. Bugün hangi gün? Bugün cumartesi mi? Pazar, cumartesi değil mi? Gün bile canlar bende gitti. Gün bile bende gitti. Şöyle söyleyeyim canlar. Çarşamba günü ben erken çocukluk eğitimine girişle derse başladım. Diğer öğretmenlerim de derse başladı. Bilgi, işte ücretle ilgili şeyleri tek üzerimle görüşebilirsiniz değerli meslektaşlarım. Ben Yeşim Yener ben. Evet, ücretle ilgili şeyleri linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi alabilirsiniz. Yener Yeşim 33'ten de bana ulaşabilirsiniz. Dersin o kadar güzel anlatıyorsunuz ki hocam, bitmesini hiç istemiyorum. Yağmur öğretmenim, canım benim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. İnşallah sizlerle beraber olacağız. Okul öncesi candır, gerisi heyecandır diyorum. Canlarım benim, çok teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Zannedersem bak oraya takıldım ben. Bir hocamız dedi ki, Yeşim hocam, fizyolojik olarak bir neden varsa bu birincil enürezis mi? Çok teşekkür ediyorum Cemil öğretmenim. Bir mukavele, çok 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 teşekkür ediyorum. Hemen cevap vereyim o arkadaşımıza. Birincil ve ikincil enürezisi birbirinden ayıran tek bir nokta var. Birincil enüreziste herhangi bir kontrol altına alma yoktur. Ama ikincil enüreziste kontrol altına alındıktan sonra tekrar tekrar o problemin baş göstermesidir. Anlaştık mı? Tekrar tekrar o problemin baş göstermesidir değerli meslektaşlarım. Anlaştık mı canlar? Evet, inşallah bu yıl sizlerle beraber olacağız ve alanın üstesinden geleceğiz. Diğer öğretmenlerim de alanlarında çok iyi hocalardı. Onlardan da çok 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 güzel bir şekilde dersi dinlersiniz ve inşallah hayalinizde olan her yere atanırsınız canlar. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gerekli bilgiyi linkten elde edebilirsiniz arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın canlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz canlar.